Üreten Türkiye'nin habercisi Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Ceylan Köseoğlu. Haftanın raporu başlıyor. Türk donanması bir ilki daha başardı. Türk donanması silahlı insansız deniz aracını aktif olarak kullanıma aldığını açıkladı. Öyle ki silahlı İDA'lar ilk kez tatbikata katıldı ve başarılı bir şekilde icra edildi. Tatbikata damgasını vuran unsurlardan bir tanesi ise Aselsan tarafından yerli imkanlarla geliştirilen İDA'lar oldu. Söz konusu tatbikatın 18 Mayıs'a kadar devam etmesi planlanıyor. Tatbikata Türk donanmasına ait 94 su üstü gemisi, 7 insansız deniz aracı, 8 denizaltı, 10 deniz karakol uçağı, 16 helikopter, 28 SİHA, 2 SAT timi, 3 SAS timi ve kıyı birlikleri katılım sağlayacak. Yetkililer yakın gelecekte Türk donanmasının SİDA envanterinin ve kullanım alanlarının genişleyeceğini öngörüyor. Selçuk Bayraktar o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Efendim şimdi havacılık alanında yaptığı çalışmalarla adını gökyüzüne altın harf lerle yazdıran Baykar'dan yeni bir başarıyı ekranlara getireceğiz. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, kalkan DİHA'nın uçuş testlerinin sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Uçuş testlerini başarılı bir şekilde tamamlayan kalkan DİHA, otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma ve eve dönüş modlarını gerçekleştirebilme özellikleriyle öne çıktı. Gücünü 4 elektrikli motor ve bir düşük tüketimli benzinli motordan alan kalkan DİHA, gece ve gündüz keşif, gözetleme ve hedef tespiti özelliklerine de sahip. Havelsan'ın yeni kara aracı boy gösterisinde. Savunma sanayi alanında önemli isimler arasında yer alan Havelsan, yeni kara aracıyla gövde gösterisi yaptı. Trakonlite uzaktan kumandalı silah sistemi Havelsan'ın ürettiği Barkan insansız kara aracına entegre edildi. Entegrasyon işlemlerinin ardından birçok teste tabi tutulan Barkan, testlerde başarılı performans sergiledi. 2023'ün sonlarında envantere giren Barkan, saatte 13 kilometreden fazla hıza ulaşıp 5 saatten uzun görev yapabiliyor. Ayrıca muadilleri arasında kullanıcı odaklı, daha güvenilir ve dayanıklı olması gibi özelliklerle de ön plana çıkıyor. Türk tersanelerinde dünyanın ilkleri üretiliyor. Türkiye, havada ve karada olduğu kadar denizlerdeki başarısını da ileri seviyelere taşımaya devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, katıldığı Deniz Ticaret Odası Meclis toplantısında açıklamalarda bulundu. Gemi ve su araçları ihracatının 2023 yılında 2,23 milyar dolara yükseldiğini ifade eden bakan, son 20 yılda tersane sayımız 37'den 85'e çıktı dedi. Bu alandaki ilklere değinen bakan, dünyanın ilk LNG yakıtlı römörkörü, dünyanın ilk elektrikli römörkörü ve dünyanın ilk hibrit balık avlama gemisi gibi ileri teknolojiye sahip gemiler ülkemiz tersaneleri tarafından inşa edildiğini ifade etti. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 94 bin istihdam sayısına ulaşan sektörde toplam 351 bin dedeyt tonajlı yeni gemi teslimi yapıldı. 2023 yılı itibarıyla dünyadaki 24 metre ve üzeri yat siparişlerinde 73 bin 11 gross tonla ülkemiz dünyada 4. sıradaki yerini aldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden tüm Türkiye'ye örnek olacak projeye start verildi. Son dönemlerde dünya genelinde sıkça duymaya başladığımız rahim ağzı kanseriyle yıllardır kadınlarımız tek başına mücadele veriyordu. Bu mücadeleye ortak olmak ve farkındalık kazandırmak için Türkiye'de adım attı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ücretsiz HPV aşı uygulamasını hayata geçireceklerini Mart ayında sosyal medya hesabından duyurmuştu. Ankara'da başlayan bu örnek projeye İstanbul Büyükşehir Belediyesi de katıldı. Başkan İmamoğlu, İstanbullulara ücretsiz HPV aşısı uygulamasına başlanıldığını açıkladı. İstanbul'da 16 Mayıs'ta başlayacak olan ücretsiz HPV aşısı uygulaması için 9-26 yaş arası bireylerden başvuru alınacak. Otoyol ve köprü ücretlerine ne kadar zam geldi? Karayolları Genel Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamayla otoyol ve köprülere zam geldiğini duyurdu.
otoyol ve köprü geçiş ücretleri 15 Mayıs gece yarısından geçerli olmak üzere yeniden belirlendi. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri otomobil geçiş ücreti 24 lira, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ücreti 49 lira, Osman Gazi Köprüsü geçiş ücreti 399 lira, 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ise 419 lira oldu. Enflasyonla mücadelede kamuda tasarruf dönemi başlıyor. Geçtiğimiz günlerde hükümet kamuda tasarruf önlemlerini açıklamıştı. Buna göre kamuda yeni memur alımları emekli olan personel sayısına göre olacak. Yeni çalışma sistemiyle ilgili de personelin esnek ve uzaktan çalışması sağlanacak. Bazı özel şirketlerde bu sisteme geçildiğine değinen bazı sektör uzmanları, uzaktan ya da esnek çalışma modelinin işte verimliliği büyük oranda artırmasını öngörüyor. Bu şekilde bir çalışma sistemiyle İstanbul'daki trafik yoğunluğunun da bir nebze olsa azalması planlanıyor. Haftanın raporuyla karşınızdaydım. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.